Merhaba arkadaşlar. Bugün Nilüfer Damun'dan Balkan Köfte Evi'ndeyiz. Ve yanımızda firma ortaklarından Serdar Bey var. Serdar Bey merhabalar. Merhaba Özcan Bey, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Bizi ağırladığınız için çok çok biz teşekkürler. Teşekkür ederiz, sağ olun. Evet Serdar Bey, biraz kendinizden ve firmanızdan bahseder misiniz bize, izleyicilerimiz sizler hakkında bilgi alsınlar? Özcan Bey, Üsküplüyüz. Köftenin ana vatanı. Evet, ortağımla beraber. Bursa'da uzun yıllar görev yaptık. Ünlü bir restoranda ortağım 27 sene, ben 22 sene çalıştık. Oh, maşallah. Uzun bir serüven. Çocukluktan, çekirdekten yetişmeyiz. Böyle bir Üsküp'ün lezzetlerini Bursa'ya kurmaya karar verdik. Çok da başarılı olduğunuzu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Görüntüleri çok harika duruyor, evet. Çünkü lezzetleri de öyle olacağı. Peki firmamız ne zaman faaliyete geçti? Firmamıza 2 yıl oldu. Ama tabii pandemiden dolayı biraz... Bu durumda bir süre, bir sene falan kapalı geçti. Tabii bunları da atlatıyoruz. Ufak ufak işlerimiz düzeldi. Güzel gidiyor. İnşallah daha güzel olur. Teşekkür ederiz. Tadalım bakalım, bugün bizler için neler hazırladınız? Şimdi şöyle Özcan Bey, lokum etimiz. Tereyağlı. Tereyağlı. Kapalı kaşarlı köftemiz, satır üstte köftemiz, duruyor, evet. Balkan köftemiz. Şimdi arkadaşlar şurada köfteyi görüyorsunuz. Sosisimiz et sosis. Şöyle kaşarlı arkadaşlar bir et sosis yapılmış. Evet. Peki burada şey görüyorum, patates görüyorum. İşte patatesimiz. Evet. Domates ızgaramız, yağ biberimiz, pidemiz, işte Ankara çubuklu turşumuz, avucumuz, bunların hepsi müşterilerimize ikram. Bunların hepsi ikram. Evet, müşterilerimiz sadece köfte siparişini ve içeceğini söylüyor. Sadece et siparişi ve içecek siparişi veriyoruz. Geri kalan masamızda hemen bunlar. Arpacık soğanımız, 9 çeşit ikramımız var. Oo maşallah. Bu şekil servisimiz var. Bursa'ya yeni bir tat, yeni bir soluk getirmeye çalışmışsınız. Evet. Sunduk, evet. Kayhan pidesi var bu şekilde. Ben hemen şimdi kayhan pidenizden şöyle hemen, çünkü usta yaparken gördüm, bunun da üzerine tereyağı ve değişik baharatlar katıyorsunuz. Bunun da normal ekmekten ve pideden farklı olacağı bariz belliydi. Afiyet olsun. Fırın şeyde mangalda ısıtarak şey yapmışsınız, sunum yapmışsınız. Çok güzel olmuş. Şimdi hemen tereyağı da çok bol koymuşsunuz ha. Tereyağınız çok güzelmiş. Afiyet olsun. Hemen arkadaşlar sizin için lokum etten de bir parça tatmak istiyorum. Tam lokum olmuş. Tam lokum olmuş arkadaşlar. Gerçekten çok başarılı. Tereyağının yani lokumu es geçin. Tereyağı ve ekmekle valla karnınızı doyurur, kaçar gidersiniz. Zaten ekstralar da varmış. Evet. Tüm müşterilerimizin aynı cevabı alıyoruz abi. Evet, tereyağınız çok güzelmiş. Gerçekten güzel ve ustam da onu çok güzel şey yapmış. Lezzetlendirmiş. Harika olmuş. Valla lokumunuzun da terbiyesi çok güzel olmuş. Et neredeyse böyle kendi kendine çürümeye bırakılmış gibi 3-4 gün, ama başka bir özelliği de var mıdır etimizin? Özelliği şu şekil, yani ete çok dikkat ediyoruz, gezen hayvan. Ondan evet. Et hem yumuşak hem lezzetli. Köftelerimiz de ama aynı şekil. Gezen tavuk gibi. Arkadaşlar çok başarılı. Peki bunun bir porsiyonunu ne kadara veriyoruz? Şimdi lokumumuz 250 gram, 80 TL porsiyonu. 80 TL yanında, evet. Bütün her tüm şeyle beraber. İkram, evet. İkram. Arkadaşlar çok lezzetli. Fiyat da uygun. Bence tavsiye ve kesinlikle gelinip yenmesi. Evet, sosisimiz. Sosisimiz et sosis. Et sırf, sosis. Kendimiz mi yapıyoruz? Sırf dana. Evet. Arkadaşlar içinde de böyle küp küp doğranmış. Elim peyniri. Kaşar da değil. Hellim peyniri. Evet. Kıbrıs hellim peyniri varmış arkadaşlar içinde. Sosisimiz sırf et. Evet. Tam bir gurme sosu olmuş arkadaşlar. Hani buram buram et ama hellim çok güzel bir düşünce, evet. Olmuş. Arkadan arkaya çok güzel lezzetlendiriyor. Gerçekten
Muhteşem olmuş. Peki biz bunu şey mi satıyoruz? Böyle porsiyon mu satıyoruz? Porsiyonun da olabilir. Kilo olarak çiğ de alabilirler müşterilerimiz. Ha, buradan tabii. Arkadaşlar tavsiye ediyorum. Valla çiğ de alabilirsiniz. Temin edebilirler. Bunun porsiyonu ne kadardır? Şimdi bunun porsiyonu bu şekil. Çift adet var. Aha. 55 TL. 55 TL. Kilo olarak 120 TL. Çiğ. Kilo olarak 120 TL. Arkadaşlar gerçekten iyi işlenmiş bir sosis. Gerçekten tavsiyedir. Bunu da beğendim. Afiyet olsun. Ben şu turşunuzdan çok hoş gözüküyor. Yani böyle özenle seçilmiş turşular. Görünüşü çok. Evet, turşumuz da şu şekil Ankara çubuklu. Hmm. Dolapta durması gereken bir turşu. Dışarıda dayanmıyor. Kıtır kıtır. Evet. Şöyle patateslerimizden ikram edelim. Patates. Bunlar bildiğimiz şey patates herhalde. Evet, o şekil. Ama özelliği şu. Biz bunları babaannelerimizden, dedelerimizden gördük. Hı hı. Bizim zamanımızda küçüktük. Sobada. Oh, hemen öyle. Evet. O üzerine şekil de... oradan bir... Arkadaşlar şey yapılmış, mangalda birazcık daha böyle izlendiriliyor ve üstlerine baharat ve onun üzerine de tereyağıyla lezzetlendirilmiş. Oo. Vallahi arkadaşlar sadece bunu yemeye gelinir. Kumpir patatesi birazcık daha böyle tereyağıyla yapılınca çok daha farklı yere gitmiş. Bu da başarılı. Vallahi gidiğim her şey çok başarılı. Afiyet olsun. Özellikle lokumunuzun hem tadı hem kıvamı hem de pişme derecesi gerçekten çok güzel. Şimdi bu nedir? Şimdi kapalı kaşarlı Özcan Bey. Eski kaşar var içinde. Oo. Bu komple bir porsiyon. 250 gram. Bir parça. Zaten büyük. Ben ondan hemen şöyle arkadaşlar sizin için tadacağım. Eski kaşarlı, kaşarlı köfte. Gördüğünüz gibi arkadaşlar boyutu da kocaman. Evet, 250 gram. Afiyet olsun. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar köftenin ana vatanı Balkanlar. Üsküplü olunca da o köftenin böyle lastikimsi tadı harika olmuş yani. Ben çok beğendim. Gerçekten bu kaşar olayı da kaşarınızın içindeki kaliteli olması kendini belli ediyor. Ve ben açısı böyle kaşarı kendim pişirmekte biraz zorluk çekiyorum. Evet. Yapışıyor bilmem ne oluyor falan. İçinde kapalı şekilde bırakılması ve bütün lezzetlerin içinde olması çok hoş olmuş. Şimdi burada ben şunu tatmak istiyorum ilk önce. Evet, Balkan bizim köftemiz. Balkan ya, köftemiz. Bizim evet, ismimiz sizin... de kebapçe. He. Kebapçe. Bu kaşarsız arkadaşlar. Sade bildiğimiz köfte ama tabii siz illaki içine bir şeyler eklemişsinizdir. Hı-hı. Ürünlerimiz %90 dana. Hı hı. %10 kuzu. Köftelerimizin hepsi %90-95'e yakın. Sırf dana. Bunu arkadaşlar size şöyle tarif edebilirim. Şimdi Balkan köfte ne bizim İnegöl köfte gibi çok fazla böyle elastikiyet var. Ne kasap köfte gibi böyle dağılan bir hacmi var, durumu var. Ama tadı çok nefis. İçinde böyle baharat maharat falan baharatsız, almıyorsunuz. Evet. Sadece tuz tadı geliyor. Ve et yediğinizi sanıyorsunuz. Gerçekten hani kıyma gibi değil. Gerçekten böyle. Ve o lastikimsi tadı da yok. Şey kadar, kasap köftesi kadar da böyle dağılan bir lezzeti yok. Gerçekten lezzetli. Peki köftemizin bir porsiyonu? Şimdi kebapçemiz 52 TL. 220 gram o da. Bundan bir tane mi oluyor? 4 adet var. Ha, bundan 4 tane. Evet. Arkadaşlar. Şöyle... Porsiyonda 4 adet var. Vallahi gayet doyurucu. Evet. Ki zaten yanında patates ve turşu, salatalar, efendime söyleyeyim kızarmış domates, biber, yağ biberi gerçekten performanslı ve fiyat olarak da uygun. Ben gayet beğendim. Gerçekten tadı çok güzel. Tavsiye ederim arkadaşlar. Afiyet olsun. Şimdi bizim
Bu köftemiz nedir bakalım? Şimdi efendim bu satır köfte Özcan Bey. Aha, bunu satırda kıyma şeklinde evet. değil de maydanozlu. Bu köftemiz de 250 gram. Bu sanki ben bunu Edirne köftesine benzettiğim gibi. Evet, Adanamsı bir köfte değil arkadaşlar. Satır köfte deyince evet. hemen böyle herkesin tadı Adana, Urfa tadına gidiyor ama. Bizimki Üsküp tarzı daha çok. Üsküp tarzı olmuş. Şey bir köfte değil böyle hani içi dağılan bir tabii, tabii. köfte değil. Hepsinin tadı birbirinden farklı. Bu da çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Bu da çok güzel olmuş. Ürünlerimizin hepsi. Evet, ürünleriniz gerçekten çok kaliteli. Peki bunun bir tane geliyor herhalde evet, porsiyonda. Evet, bir parça 250 gram satır köfte. Aha, fiyatımız nedir? Fiyatı 55 TL. Oh, valla. Gramajları yüksek. Evet, yani 250 arkadaşlar ben dahi doyarım yani ona göre. evet, müşterilerimiz siparişleri vermeden şu ürünlerimizle hazırlanırken... Aha. Hemen atılıyor sıcak sıcak. Diğer yandan köftelerimiz geliyor. Müşterilerimiz yağ birini soymaya başlarken domates, garip, patates derken vallahi bu arkadaşlar, şekilde hizmetimiz var. Hepsi sıcak yerinde. Gayet başarılı. Evet Serdar Beyciğim, vallahi lezzetleriniz çok güzel. Afiyet olsun. Ben çok memnun kaldım. Arkadaşlar kesinlikle tavsiye edebileceğim bir mekan. Fiyatlarımız da uygun. Tatlarımız gerçekten hani bu zamana kadar öyle her yediğimiz köfteye benzemiyor. İçlerine değişik şeyler katılmış. Pişirme tarzından tutun da kullanılan malzemeye kadar gerçekten kaliteli bir mekan. Afiyet olsun. Gerçekten çok beğendim ve sizi bir Bursalı olarak böyle bir mekan işlettiğiniz için de tebrik çok ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten teşekkür kaliteli ederiz. Ve nezih bir mekanınız var. Tatlarınız da çok güzel. Peki Serdar Beyciğim, izleyicilerimiz sizi nasıl bulabilirler? Mekanımızı en kolay nasıl bulurlar? Müşterilerimiz Instagram, Facebook, aha. Google adresimizden Nilüfer Balkan Köfte. Evet arkadaşlar ben de şimdi aşağıya yazmış olurum. Nilüfer Balkan Köfte. Instagram ve Facebook'larında evet. adresleri mevcut. Tarif etmek gerekirse de Küçük Sanayi'nin çalı çıkışından çıktığınızda 5 evler kavşağına girdiğinizde zaten Özlem Market'in karşısında Nilüfer Balkan Köfte olarak göreceksiniz. Kesinlikle ama kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şişman burayı beğendi. Çok teşekkürler.